Merhaba dostlar evet yeni bir yayın dönemine başlıyorum ee, maalesef etkileşimin daha az olduğu ancak fikir ve görüşlerimi size anlattığım düşüncelerimi anlattığım yararlanmak isteyenlerin yararlanacağı dinlemek izlemek isteyenlerin izleyeceği videolar olacak çok böyle uzatmayacağım videolar kısa kısa olacak İlk zamanlar formatına dönecek. Yani hatırlarsanız ilk zamanlar 7-8 dakika, 10 dakikayı geçmeyen videolar vardı. Hep o şekilde devam etmiştik. Bundan sonra da elimizden geldiğince bu şekilde devam edeceğiz. İlerleyen dönemlerde yine canlı yayınlar açarız elbette ama şu ara canlı yayınlara pek sıcak bakmıyorum. Evet borsa herkese göre yatırım aracı değildir. İlk videomuzu bu şekilde yapmak istiyorum. Neden bu şekilde yapmak istiyorum? Çünkü gerçekten ama gerçekten borsa kısa vadede birçok insanın bakın borsaya başlamış 100 kişiden 98'inin üzüldüğü yerdir. Ee, bu durumda ne yapmak gerekir? Borsadan uzak mı kalmak gerekir? Evet, hiçbir şey bilmiyorsan borsadan mutlak surette uzak durmak e, senin yararına olacaktır. Neden? E, çünkü borsada ilk işleminizde, ikinci işleminizde kazansanız dahi e, eninde sonunda borsada ciddi kayıplar yaşarsınız peki kimler yaşar kısa vadede parasını katlamak derdinde olanlar kısa vadede çok para kazanmak amacında olanlar ee, bu insanlar gerçekten bu yatırımcılar gerçekten büyük hüsran yaşayabilirler ee, yaşamışlardır da yaşayabilirler demeyelim 100 kişiden 98'i e, zarar görmüştür 100 kişiden 98'i ciddi paralar kaybetmiştir 100 kişiden 2 kişi de ya tes tesadüfen yahut da işte birisinin yönlendirmesiyle para kazanmıştır çıkmıştır bir daha da uğramamıştır falan ama düşünün bir kumarhaneye bile bir insan gittiğinde ilk gittiğinde güzel para kazanıyorsa kazandıysa sürekli orada aynı şekilde para kazanacağını düşünüp sürekli kumarhaneye gitmek ister orada çünkü kolay paradır yani ama orada sizin için de bir ne vardır o paranızı getirip oraya atıp İlk seferinde ikinci seferinde kazansanız dahi sonunda sizden çok ciddi paraların alındığı bir yerdir. E, borsa da buna benzer bir yer midir? Hani birçok insanın söyleminde borsa kumar mı derseniz evet borsayı kumar yapan yine kişinin kendisidir. Borsayı yatırım aracı olarak gören yatırım yapmak isteyen gerçekten yatırım yapar yatırır parasını bekler rahmetli Nasrullah Hocamızın söylediği gibi derdi ki yatırımcı ne o öyle ondan oraya o hisseden o hisseye onu aldık bunu sattık derdine mi düşer? Yatırımcı adam yatırır parasını ve bekler derdi. E, bunu başaramadığımız için zaten en büyük problemi yaşıyoruz. Şöyle geçmiş dönemleri bir kurcalayın yapmış olduğunuz işlemlere bir bakın. Mesela ben kendime soruyorum borsada sattığım yerlerde alsaydım. Aldığım yerlerde de satsaydım ben borsada inanılmaz paralar kazanırdım. O zaman ne demek oluyor bu? Endeks mühendisliği yapmak boş iş. Endeks mühendisliği yaparak ben hisse alıyorsam mesela diyorum ki burası dip almam lazım. Daha da düşüyor. Burada ben satmam lazım coşkuda. Hani diyorum ki bu borsa bir gitmeye başlıyor. %3, 5, 7. Oo, burada satmam lazım diyorum. Sattığım yerden %50 %70 daha gitmiş. Halbuki sattığım yerden ben o hisselerime ekleme yapsaydım, e, aldığım yerlerden de almayı boş ver elimde varsa satsaydım, e, bugün itibariyle bakın hep ters kralıysan değil mi? Yani yapmış olduğunuz işlemleri karşılaştırdığınızda e, borsada ciddi anlamda. Ee, zarar ettiğinizi görüyorsunuz. Tam tersi işlemler yapmış olsaydınız çok ciddi de paralar kazandığınızı görebilirsiniz. Peki ne yapmak lazım? Borsadan uzak mı duralım? Borsadan gerçekten bak gerçekten diyorum eğer ki sabrınız yoksa, eğer ki psikolojiniz bunun için uygun değilse borsadan uzak durun. Hani bunu şaka yapmıyorum. Bunu ilk defa söylemiyorum. Bak sen de hani insanlar şunu diyebilir. Ya 4 yıldır borsa anlattım bize insanlar borsa aldı aldı aldı. Bak içeride kaldı senin yüzünden falan diye de diyenler de vardır. Eminim vardır. Onlar içinde hiç sorun değil. Herkes istediğini düşünüp söyleyebilir. Ama ee, şimdi. Borsayı ben anlatmakla senin anladığın ve senin uyguladığın borsa çok çok farklı olabilir. Herkes anladığı kadar e, işlem yapar veya hatta anladığı kadar pozisyon alır veya hatta olaylara günlük bakar. İşte benim derdim sizlere borsaya günlük anlık bakmamak. Yani e, güne göre şekil alırsanız bugün kazanırsın yarın ciddi kaybedersin. Yani yarın mesela çok dehşet bir yükseliş bekliyorsun. O sabahtan aldın hatta hatta kredili işlem tanımlamışlar sana. Kredili malınla da aldın, kredili paranla da aldın. Ve de bir bakmışın günün sonunda bütün borsa gidiyor. Senin aldığın hisseler hani 10 tane hisse geri ayrışıyorsa, 100 tane hisse yukarı gidip 10 tanesi düşüyorsa o hisselerin senin hisselerin. Ve sen orada kredili işlem yapmışsın bir de üstelik. Borsada herkesin para kazandığı, e, hep yukarı yönlü hareketin olduğu bir günde dahi çok terste kalıp çok ciddi paralar kaybedebilirsin. Pekala yani borsa bu değilse borsa ne hocam? Borsaya e, hocamı da boş verin. Neco abi veya Neco kardeşim diyorsanız, borsa nedir diyorsanız inanın borsada iki tane seçenek var. Ya uzun vade yatırım yapacaksın e, ya da Hani uzun vade bakın uzun vade yatırım yapacaksın temettü hisselerine uzun vade yatırım yapacaksın az olan kıymetli olur hisselere yani lotu az ama e, hem lot sayısı az olan dolaşımdaki lot sayısı az olan hem de e, şirketin yapısı güçlü olan hani şirketin yapısı güçlü öz kaynakları yerinde öz kaynak karlılığı var. Ee, ve büyüme potansiyeli de vaat ediyor. Bu şirketlerde büyüme potansiyeli de görüyorsunuz. Ee, o zaman hem de loto az işte bu şirketleri de alıp yine yat bak. Al ve yat. Yatırımcı alır, yatar, bekler. Nasrullah ayağında söylediği gibi. Yani e, diğer borsadaki yatırım şekli bana göre en güzel yatırım şekli zaten temettü yatırımı. Temettü yatırımını anlamayanlar var. E, ısrarla anlamayanlar var temettü yatırımına sürekli laf edenler var e, ama son 5 yıllık temettü yatırımını şöyle bir kıyaslayın hani adam geliyor bana şunu anlatıyor şunu söylüyor diyor ki ben temettü yatırımından vazgeçtim e, neden vazgeçtin İşte 5 yıllık e, şu 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 fonları incelediğimde fonların e, hisselerden borsadan çok daha iyi getirmiş olduğunu gördüm artık kafamda herhangi bir sıkıntım yok ben fonlara başladım fon yatırımı yapacağım. O fonların içerisinde neler olduğunu biliyor musun? Hangi hisseler olduğunu biliyor musun? Hayır bilmiyor. Ama baktığımız zaman bir de 5 yıllık temettü gelirine getirilerine baktığımızda e, temettü yatırımında hiç azım sanmayacak ve çok ciddi bir getirisi olduğunu 5 yıllık 10 yıllık dönem içerisinde görüyorsun. Ama diyorsun ki 5 yıllık 10 yıllık dönemde yaptığını yapmış borsa ama bundan sonra yapmaz ki hep böyle bir kaygı, hep böyle bir korku ve borsanın da bu şekilde düşüyor olması, borsada ses satışların olması da insanlar için böyle bir e, söyleme e, yol açıyor, değil mi? Onun için arkadaşlar, ya e, üç seçenek var önümüzde, ya borsadan ayrılacağız, ya borsayı öğreneceğiz, ya da bilmiyorsak da uzun vade temettü yatırımı yapacağız. Bunun haricinde eğer ki bunların üçü de sana uymadıysa bakın mevduat yatırımı inan borsadan çok daha kazançlı olur. Altından kazançlı olur ve e, aklınıza gelen arsa, marsa falan filan ne gibi yatırımlar varsa borsadan çok daha faydalı olur olabilir. Ee, i̇nşallah yarın veya daha sonraki günlerdeki gelecek videolarda böyle tane tane çok güzel videolar Hazırlamayı düşünüyorum. Sakinim, keyifliyim, mutluyum. Sizlerin de e, gününüzün güzel geçeceğini, bundan sonraki hayatınızın güzel olması dileklerimle. E, haydi bakalım görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.